Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3-4-5 yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında daha doğrusu birinci kitabında 6. konunun çözümlerine başlıyoruz. Evet genel dörtgenler ve yamuk konuları mevcut bu konuda arkadaşlar ve bu videoda ne yapacağız arkadaşlar kazanım odaklı sorular kısmındaki birinci bölüm testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız dörtgende açı yani üçgende açı ile ilgili yaptığımız işlemleri yine burada yapıyoruz arkadaşlar. Örnek sorusu var. Aslında bunun formülü var. C, e, artışık açılardan açı ortaylar çizildiği zaman diğer açıların yani A açısıyla B açısının toplamının yarısına eşittir arkadaşlar. Ardışık köşelerden geldiği zaman. A artı B bölü iki eşittir. Ama e, burada formülü vermiş. Aslında ben de formülcü değilim. Ben de bu şekilde yapıyorum. Örnek sorunun çözümüne bakarsınız. A, A, B, B deyip ona göre işlem yaparsınız. Hatta bir tane daha formül var isterseniz onu da yazayım. Bir dörtgen karşılıklı köşelerden açı ortaylar çizildiği zaman da şu açı ortaylar arasında kalan dar açı bu sefer de alfa diyecek olursam alfada karşılıklı köşelerden çizilen yani kullanmadığınız köşelerdeki açıları farklarının yarısını eşittir. B açısı eksi D açısı bölü 2 eşittir. Aklınıza kaldıysa buradan yaparsınız ya da A A B B deyip ona göre işlem yapabilirsiniz arkadaşlar size kalmış. Hadi bakalım diğer açısal muhabbetler üçgendeki bildiğiniz muhabbetler zaten Çözümlere başlayalım. Şimdi e, demiş ki burada 110 demiş. Direkt 110 eşittir. 100 artı x bölü 2'den sonuca ulaşabilirsiniz aslında ama hiç gerek yok. A, A, B, B diyelim. Hocam şuradaki üçgende bakacak olursak, bu üçgene bakacak olursak. Bu üçgende neler var arkadaşlar? Bu üçgene bakacak olursanız A artı B artı 110'un kaç olduğunu söyleyebiliriz? 180 olduğunu söyleyebiliriz. Hocam A artı B buradan kaç gelir? 70 gelir. E büyük dörtgene bakacak olursak 2A artı 2B artı 100 artı x'in de Dört genç açıları toplamı 360 olacağından. 2A artı 2B ne yapar? 140. Hocam 100 ile 140'ın toplamı 240. X de buradan 360 eksi 240'a eşit olur. X yani buradan kaç çıkar arkadaşlar? 120 derece çıkar. Birinci soru denizli oldu. Geldik ikinci soruya. İkinci soruda da yine aynı şekilde direkt toplamlarının yarısı şeklinde yazabilirsiniz. Aa, o kısmı size bırakayım isterseniz. A, A, B, B değil. Yok bırakmayayım. Niye? Bizim burada görevimiz sizlere bir şey öğretmek. En kolay soruda da daha iyi olsa Bilindik yoldan yapmak kardeşim yapacak bir şey yok. A artı B'yi bulursak X'i bulacak mıyız? Evet burada 2A artı 2B ve dörtgenin açıları verilmiş. Bakın yazalım. 2A artı 2B artı 105 artı 115 eşittir 360 olacağından dolayı. Buradan 2A artı 2B kaç çıkıyor? Şu ikisinin toplamı 220 yapıyor. 220 140 mı yapıyor arkadaşlar 360'tan çıkartırsak? Evet A artı B'de buradan kaç çıkar o zaman? 70 çıkar. E hocam A artı B artı X'in de kaç olduğunu biliyoruz. 180 olduğunu biliyoruz. Şuradaki üçgendeki iç açılar toplamından. A artı B 70 ise X'e kaç derece kalır? 110 derece kalır arkadaşlar. Yani ikinci soru balık esir oldu. Geldik üçe. Direkt farklarının yarısı diyeceğiz ama formülü sevmiyoruz. A A diyelim B B diyelim. Ya çünkü arkadaşlar bu formüller niye, nereden çıktı biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim. ÖSYM e bir sorusunu sordu. Tak kitaplar formüle etti. Bir daha sorusu başka bir soru sordu. Formüle etti. Yani kitaplar aslında ÖSYM'nin sorduğu soruların formüle edilmiş hali. Biz nereden geldiğini bilirsek yani e, karşımıza çıkacak soru formülünü bilmiyoruz şu anda. E, sınavda çıktığı zaman formüle ediliyor, ediliyor genelde. O yüzden nereden geldiğini bilirsek en azından formülsüz bir sorunun sınavda çıkacağının e, bilincindeyiz artık. O yüzden böyle formülle vermiyoruz. Neyse 2A, 2B ve 110 ve 170'in toplamı yani 70 toplama 2A, 2B ve 110 ve 70'in toplamı 180 eşittir 360 yapacak. 2 artı 2 b buradan kaç yapar? 180 yapar. O zaman a artı b kaç yapacaktır? 90 yapacaktır. E arkadaşlar a artı b 90 yapacaksa şurada da bir dörtgen var. İster buradan fark edin olayı. İsterseniz şuradaki boynuzdan fark edin arkadaşlar. İstediğiniz yerden yapın. Hocam ben buraya bir y edersem y'yi bulurum. a artı b artı y artı 110 eşittir kaç? 360 yapmalı. Dörtgen çizgileri toplamından a artı b 90 olduğundan 110 90 daha 200'ü yani 360'tan 200 çıkınca 160 kaldı. Y 160'sa X de 180'e tamamlayan açısı kaç derecedir? 20 derecedir. Evet 3. soru akçay oldu geldik 4'e. Bak formüle dayalı işlemler yapmış olsaydık mesela bu soruyu yapamayacaktık değil mi? E, formülü o zaman ben burada da bir cevap bulayım. ondan sonra bir formül uydurayım burada. Yani ona göre hiç böyle şeye gerek yok arkadaşlar. Formüle formüle gerek yok. A diyelim B B diyelim. B, B diyelim arkadaşlar. Ne diyeceğiz? 50 ve 150'ye baktığın zaman arkadaşım sen şuradaki dörtgene yoğunlaşacaksın belli. Değil mi? Dörtgene yoğunlaş o zaman. E hocam burası nedir? 180-2B o açılar lazım bana. Burası nedir? 180-2A. Yani 180-2A artı 180-2B artı 50 ve 150'nin toplamı da 200 eşittir. 360 yapmalı. Hocam 180'ler nay e, toplam 360 yaptı. Eksi 2 a eksi 2 b'yi bir tarafa atınca 200 eşittir 2 a artı 2 b var. Ve buradan a artı b'ye kaç çıkacaktır? 100 çıkacaktır arkadaşlar. E artı b 100 ise artık şurada bir ne var arkadaşlar? Boynuz mu var? Evet şu üçünün toplamı a artı b artı x ya da bu marank ya da uzay gemisi ne derseniz deyin. 150'ye eşit olmalı. A artı B 100 olduğundan dolayı X'e de ne kaldı? 50 derece kaldı arkadaşlar. Cevabımız böylelikle dördüncü soruda akçay oldu. Geldik 5'e. Ne var burada? A-B'yi ve C-D'yi vermişler. Hmm. C-D'yi vermişler. A-B'yi de vermişler. A kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar ben şunu bilirim. Neyi bilirim? İç açılar toplamı ya da dış açılar toplamından gidebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama C-D belli olduğu için C-D'yi bozmayayım isterseniz. Hocam burası 180 eksi A. Burası da 180 eksi B olduğundan dolayı. Hocam 180 eksi A artı 180 eksi B artı C artı D. Nedir? 360 olmalı. 360 ile şunlar gitti. C artı D zaten kaç verilmiş? 220 verilmiş. O zaman eksi A eksi B'yi öbür tarafa atarsam 220 eşittir. A artı B mi oldu? Evet. Hocam A eksi B'yi de 10 vermişler. Bak A artı B 220. 220. A eksi B 10. 2002 denklem taraf tarafı toplarsam 2A eşittir 230'dan. A'yı buradan kaç buluruz? 115 buluruz. Bizden A mı isteniyor? Evet cevabımız böylelikle ne çıktı? 115. Yani 5. soru balık kesir çıktı. Geldik 6. soruya. Gergin bir lastik. Lastik esneyebilen bir şeydir değil mi? Evet zemin 70 ve 80 derecelik açı yapan bir e, şu direkler arasına konulmuş. Sonra aşağı doğru çekilmiş. Buradaki X açısı isteniliyor. Buradaki Y açısı da isteniliyor galiba ya da x ve y ile ifade eden açıların ölçüleri farkı. Hmm. Ölçüleri toplamını aslında ben biliyorum direkt. Nasıl biliyorum? 90 derece. Neyse. 70'e 80 mi dostum burası? Evet. Şuraya bir a a diyecek olursak. Buraya da bir b b diyecek olursak. A artı b'yi bulursam x'i bulur muyum? Boğulurum. O zaman işlem yapalım arkadaşlar. Buradan 2a artı 2b neye eşittir arkadaşlar? 2 artı 2b artı 150, 80 artı 70 yani. Neye eşit olmalı? 360'a eşit olmalı. Buradan 2A artı 2B'yi kaç buluruz? 210 buluruz. A artı de buradan kaç çıkar? 105 çıkar. E artı B 105 ise A artı B artı X'in de sen 180 olduğunu biliyorsun. A artı B 105 ise X buradan ne çıkar? 75 çıkar. Evet X'i 75 bulduk gençler. Ee, bir köşede bulunsun. Hatta şöyle belirteyim. Bulması kolay olsun. Geldik buraya Y'yi bulacağız. Hocam burası yine 70 burası 80 yine değişmiyor. Ee, bunlara AABB demeyelim bu sefer. Çünkü biz artık şurada bir işlem yaptık bir şeyler bulduk. Hocam burası ne? 2A. Burası ne? 2B. Hocam burası 180 eksi A. Yani 180 eksi 2A. O da 90 eksi A'ya 90 eksi A değil midir? Aynı şekilde burası da 90 eksi B'ye 90 eksi B değil midir? Evet işlemimizi yapalım. 90 eksi A artı 90 eksi B artı Y eşittir kaç yapmalı? 180 yapmalı. 180'ler 90'ların toplamı gitti mi gitti. Y buradan neye eşit oldu? O A artı B'ye eşit oldu. A artı B'de kaçtı zaten arkadaşlar? 105 değil miydi? Evet burada bulmuştuk A artı B'yi. A artı B'de 105'e eşit olduğundan Y'yi de kaç bulduk arkadaşlar? 105 bulduk. Bizden X ile Y ölçüleri farkı nedir diye soruluyor. Yani 105'ten neyi çıkartacaksın? 75'i çıkartacaksın. Niye ölçüleri farkı kaç olabilir diye soruluyor. Ya 105 eksi 75 cevaplarda vardır ya da 75 eksi 105 cevaplarda vardır. 105'ten 75 çıkınca kaç kalıyor arkadaşlar? 30 cevapta var. Ya da cevap eksi 30 olabilirdi. O yüzden olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Soru. Bazen böyle tikler atarken böyle istediğim olmazsa böyle <laughs> garip şeyler yapıyorum. Neyse arkadaşlar cevabımız Ceyhan çıktı ve böylelikle e, birinci bölüm sorularını bitirmiş bulunuyoruz. Genel dörtgenler ve yamuk konusundaki ikinci bölüm testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.